Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, Fethiye'den sesleniyoruz. Fethiye'de kurulduğu günden itibaren vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle bütün çevreye ismini duyuran, sektöründe markalaşan bir isme Erkan Yılmaz Hoca'ya konuk olduk. Erkan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Önce hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Hocam burada ne gibi hizmetler sürdürüyorsunuz? Bunları konuşacağız ama öncelikle bir sizleri tanıyalım. Erkan Yılmaz kimdir? Erkan Yılmaz Denizli Acıpayam doğumlu. Dede ve babası hoca olan, hocalık eğitimi almış, yıllarını sadece şifacı olarak çalışan birisidir. Maksat ve gayemiz şifa verebilmektir. İnsanlara üzmek değil, mutlu etmektir. Burada size kaç yıldır bu sektördesiniz demeyeceğim. Çünkü zaten dededen bir el alma durumu var. Evet. Ufak yaştan beri, doğduğunuz andan itibaren böyle bir şey var. Şu şekilde dedim ben size. Babamın bizzat Said Nursi talebesi olup yanında kalmasından beri bizim şifacılık çalışmamız. Fethiye'de 10 yıldan beri bu işi ruhsatlı bir belgeli bir şekilde yaptığımız, gerek Diyanet'ten gerek başkadan tasdikli onaylı belgelerimizle resmi, sahtekarlık değil de gerçekten gayri resmi olarak yapıldığını göstermektedir yaptığımız iş. Burada sunmuş olduğunuz hizmetleri de seyircilerimize aktaralım buradan. Sizlerden dinleyelim. Efendim burada elimizden geldiği kadar gelen eşler arasındaki geçimsizlikler, kısmet ve nasipsizlikler, günümüzde en çok yaşadığımız stres, bunalım, yani cinnet geçim dedikleri gibi, yani hayatı karamsar bakma gençlerimizden de olan şeylerden. İsteyen herkes istediği kişiye büyü yapabilir mi? İsteyen herkes isteyen kişiye büyü yapabilir mi? Tabii ki önemli bir şey. Büyü yapılır ama hak olan, doğru olan bir şey olabilir. Haksız ve adaletsiz olan bir şey nasıl dışarıda normal istediğimiz zamanda olmuyorsa orada da olmaz. Bu dualardan istifade etmenin şartı da inançlı ve itikatlı olmak, hak yerinde yapmaktır. Rastgele isteyen isteyen öyle bir şey yapacak diye bir şey yok. Kanunda nasıl cezalıyorsan dinde de günaha girersin. Çok teşekkür ediyorum hocam vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Fethiye'de Erkan Yılmaz Hoca bizleri konuk etti. Sektörler arası yolculuğumuzda bakalım sıradaki durağımız neresi?